Merhaba, ben Videomi eğitmenlerinden Hakan. 3D pazarında modellemeye yönelik iki tür yöntem vardır. Bunlardan ilki low poly yöntemidir ki bu yöntem genellikle oyun sektöründe kullanılır. Bir diğeri ise high poly'dir. Bu yöntem ise ürün ve reklama yönelik sektörde tercih edilir. High poly'deki kurallardan birisi de yüksek detaydır. Biz Videomi'nin hazırlayıp sunmuş olduğu modellemeye giriş 2 eğitiminde modelleme yöntemlerinden referans kullanma tekniği ile high poly model yaratma yöntemini öğreneceğiz. Daha sonra yine modelimiz için yüksek detay yaratma yöntemlerini öğreneceğiz. Videmi ile iyi öğrenmeler. Önceki eğitimlerimizden hatırlarsanız, bir nesneyi modellemeye başlamadan önce modelin formunu en iyi şekilde bilmemiz nesneyi modellerken bize hem fayda sağlayacaktır hem model bittiğinde daha realistik gözükecektir. Bu durumda yapmamız gereken ilk şey, eğer fiziken mümkün ise gidip nesneyi fiziken görmeli, notlar var ise notlarını almalı ya da fotoğraf çekebiliyorsak fotoğraflarını her açıdan çekip buna göre modellemede bu verileri kullanmalıyız. Ancak bu fiziken mümkün değilse başvurabileceğimiz en büyük kaynak internettir. Burada yapmamız gereken ilk şey, nesnenin her açıdan çekilmiş fotoğrafını internette tek tek taramak olacaktır. Biz burada özellikle yüksek detaylı bir model oluşturacağımız için modeli mutlaka her açıdan çekilmiş fotoğrafını gerekirse bilgisayara bir klasör yapıp içerisine koymalı ve modelleme yaparken parçalarını buradan kontrol ederek buna göre modellemeliyiz. Burada örneğin çizeceğimiz kola kutusunun yandan görünüşü mevcut. Görmüş olduğunuz gibi form zaten açık seçik ortada. Yani şurada bir parçası var. Şuralar kavisli gelmiş, aşağı doğru yine kavis almış ve burada bitmiş. Yine bir başka görsel, modelimiz yandan bu şekilde gözüküyor. Demek ki biz de modelimizi eğer yandan bir pozisyonda render edeceksek, modelimiz yandan da böyle gözükecek. Bu bize bir fikir vermesi açısından incelememiz yine faydamız olacaktır. Yine devam edelim. Eğer modelimize bir deformasyon uygulayacaksak ki biz bu eğitimde modelimize deformasyon da uygulayacağız, realistik bir görüntü elde etmek için. Bakın, burada modeli deforme etmiş. Örneğin bu gerçek bir kola kutusu. Burada mesela bükülmüş. Biz ne yapıyoruz? Bu gerçek etkileri inceleyerek modeli de buna göre yapıyoruz. Örneğin bu şekilde bükersek ne yapmış oluruz? Gerçekteki gibi bir bükme etkisi uyandırmış oluruz. Buna göre izleyici bizim modelimizi gördüğünde kafasında modele karşı daha realistik bir bilgi oluşacaktır. Devam edelim. Yine kutumuzun alttan görüntüsü bu da. Yani demek ki modelimizin altında bu şekilde yapmamız gerekiyormuş. Görmüş olduğunuz gibi şurası biraz sivri gelmiş. Aşağı doğru ne yapmış? Çukurlaşmış ve ortası bombelenmiş. Bu içe doğru girmiş. Biz modelimizi dışa doğru bombe yaptık. Sanki şişmiş patlayacakmış gibi bir görüntü vermek için. Devam edelim. Bu da modelimizin tepeden görüntüsü. Burada dikkat ederseniz yanlar içe doğru çukurlaşmış. Burada bir parça yukarı doğru çıkmış ve bir de şurada ince bir parçamız var. Bu bir detay. Mesela burada bir detay bu. Bir detay içe doğru çukurluk alan 2. Mesela burada bir parçamız var. Bir detay bu. 3. Bir tane şurada bir detayımız var. 4. Bir tane burada bir parçamız var. 5. Bir tane de ortada parçamız var. 6. Mesela şu ne diyoruz buna? Kulpu. Kulpunun yanları mesela içe doğru çökmüş. İşte bu gibi etkileri ne yapıyoruz? Programda modelleyerek yaratmaya çalışıyoruz ki modelimiz daha realistik gözüksün diye. Evet, bir sonraki bölümde artık modelleme işlemine başlayacağız. O bölümde görüşmek üzere. Bu bölümde sahne kurulumunu gerçekleştireceğiz. Buna göre öncelikle sahneye bir adet plane yaratacağız. Daha sonra yarattığımız plane üzerine çizeceğimiz görseli göndereceğiz. Son olarak görselin plane üzerindeki orantısını düzeltip işlemi tamamlamış olacağız. Başlayalım. Perspektifteyken Alt W ile tam ekran yapıyorum. Klavyeden F'e basıp Front'a geçiyorum. Daha sonra Create, Geometry altından Plane butonuna tıklayarak sahnede şöyle kare bir plane yaratıyorum. Length ve Width segmente sağ tuşla tıklayarak birebir yapıp tekrar sağ tuş yaparak Create'den çıkarıyorum mouse'umu. Hala plane'im seçili. Toolbar'dan Move aracını tıklayıp X'e ve Y'ye 0 yaparak merkeze alıyorum plane'imi. Artık Material Editor'a geçip görseli bunun üzerine gönderebiliriz. Bunun için toolbar'daki Material Editor butonuna tıklayabiliriz ya da klavyeden M tuşuna da basabiliriz.
Şimdi materyal standart ve tekrar standart bir materyal tutup sahneye bırakıyorum. Aynı şekilde map standart altından bitmap'i tutup materyalin diffuse kanalı üzerine bırakıyorum. Açılan listeden Ken adlı resim dosyasını seçip Open komutu veriyorum. Böylece görselimizi materyalimizin diffuse kanalına bağlamış olduk. Şimdi materyalime çift tıklıyorum ve araç kutusundan Show Shaded Material in Viewport komutunu veriyorum. Sahnede plenum seçili. Tekrar buradaki toolbardan Assign Material to Selection komutu verip üzerine görselimi göndermiş oldum. Ancak görmüş olduğunuz gibi görselin orantısı bozuk. Bunu düzeltmek için plenum'e bir modifier uygulayacağım. Bunun için plenum'u seçtim. Modify List'e geçtim. Modify List klavyeden U'ya basıp UVW Map modifierini nesneme uyguluyorum. Son olarak Align parametre altından Align kısmından Bitmap Fit komutunu veriyorum. Tekrar aynı görseli seçiyorum. Burada ne dedik programa? Bu plane üzerindeki resim görselini, resme bitmaplerden şu bitmap'in orantısını uygula. Yani biz burada aynı orantıyı gösterdik ki anlasın program bu görselin orantısını. Tekrar aynı görseli seçtim. Open komutunu verdim. Görmüş olduğunuz gibi düzelmiş oldu. Daha sonra çıkabiliriz. Tekrar create. Evet, böylece ilk işlemimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde artık çizim işlemini gerçekleştireceğiz. Bu bölümde nesnemizin çizimini gerçekleştirerek onu edit poly'e hazır hale getireceğiz. Bunun için perspektifteyken F tuşuna basıp front'a geçiyorum. Burada çizim işlemini create shape altında yer alan line komutuyla gerçekleştireceğim. Dolayısıyla listeden line butonuna tıklıyorum. Line'da creation metodum initial type, yani ilk dokunup bırakma hareketim. Drag type, yani sürükleme hareketim ise bezier olduğundan emin oluyorum. Şimdi line ile buradaki kesiti çıkaracağım. Daha sonra bu kesite late modifier'ını uygulayacağım. Böylece 360 derece çevirerek yarattığım kesitin nesnenin formunu oluşturmuş olacağım. Pan hareketi yapmak için mouse'umun tekerleğine basılı tutuyordum. Dolayısıyla pan yapacağız burada. Yine zoom out yapmak için mouse'umun tekerleğini ileri doğru ya da geriye doğru ne yapıyordum? Döndürüyordum. Burada da ileri doğru döndürüyorum. Nesneme yaklaşıyorum. Örneğin şuraya geldim. Şimdi ilk hareketle bir kez dokunup bırakacağım. Örneğin şuraya. Bir vertex bıraktım. Devam ediyorum. Şimdi ikinci verteximi şuraya bırakacağım. Ancak bu defa parmağımı çekmeyeceğim. Basılı tutup şöyle şu an parmağım basılı kaydırıyorum. Yani mouse'umu hareket ettiriyorum. Orada bezier yaratmak için kavis var çünkü. Bıraktım. Şimdi bir tane daha vertex şuraya bırakıyorum ve sündürüyorum aşağı doğru mouse'umu. Kaydırıyorum. Pan yapıyorum tekele basılı tutarak ve şuraya kadar geliyorum. Hafif sündürüyorum. Bırakıyorum. Yine şuraya geliyorum. Vertex'i bırakıp hafif sündürüyorum. Şurada bir vertex bırakıp sündürüyorum. Belki bir tane de şurada olabilir. Bırakıp hafif sündürüyorum. Evet, şimdi nesnemin merkezine shift basılı bir tane son vertex koyacağım. Nesnemin merkezi nereye? Perspective view grid'in olduğu yer. Dolayısıyla shift tuşu basılı düz çizgi çekmek için shift'e basılı tutuyorum. Ve tam şura, bakın siyah çizgi. Oraya gelince bir kez dokunup bırakıyorum. Hala imlecim komutta. Çıkmak için sağ tuşa işlemi sonlandırıyorum. Şu an create'de imlecim. Tekrar sağ tuş yaparak da bu işlemi sonlandırıyorum. Şimdi P tuşuna basıp perspektife geçiyorum. Y minimumda yarattığım kesiti dışa doğru itiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir kesit elde ettik. Şimdi kesitimde bir sıkıntı var mı bunu kontrol edeceğim. Siz görün diye yapacağım bunu. F tuşuna basıp front'a geçiyorum. Kesitim seçili. Modifi sekmesine geçiyorum. Selection'dan Vertex moda geçiyorum. Ve nesneme yaklaşıyorum. Burada pencere seçimleriyle vertexleri seçiyorum. Daha sonra vertexleri handle'larını her yöne serbest hareket ettirmek için X ve Y'nin kesişim noktasına bir kez tıklıyorum. Ve bu halkanın içerisi sarı oluyor. Karenin içerisi daha doğrusu halka değil. Karenin içi sarı olduğunda anlıyorum ki ben artık bu handle'ları istediğim yöne serbest bir şekilde hareket ettirebilirim. Örneğin şuradan tutup sol tuşla şöyle çeviriyorum. Belki şurayı seçiyorum. Burada böyledir biraz. Aşağı pan yapıyorum. Burada bir sıkıntı var mı? Şurayı biraz daha şöyle yumuşatabiliriz. Burada da çok da bir sıkıntı yok aslında. Gayet düzgün çizilmiş. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Varsa da zaten düzeltme yöntemini öğrendiniz. Şimdi bir kez daha buradaki vertex'e tıklayarak çıkıyorum işlemden. P'ye basıp perspektife geçiyorum. Artık buna late modifier'ini uygulayabilirim. Nesnem seçili. Modify List'e geçiyorum. LA'ya basıyorum. Klavyeden late modifier'ini bulunca Enter tuşuna basıyorum. Late modifier'inde şurada degrees kısmı mevcut.
Dead modifier ne yapıyordu? Yaratmış olduğumuz kesiti 360 derece çevirerek arasına yüzeyler örüyordu. Böylece ortaya bir parça çıkartmış oluyordu. Kesitten bir parça. Dolayısıyla degrees kısmına dokunmuyoruz. Burada bu late işlemi hangi eksende yapılıyor? Buradaki dikey eksenimiz late'e göre y'dir. Dolayısıyla direction'dan y eksenini seçmiş olmamız gerekiyor. İkinci yapmamız gereken şey align kısmından bir şey belirlemek, konum belirlemek. Bu kesit çıkartma işlemini hangi bu kesitin hangi noktasına göre çıkartıyoruz? Maksimumuna göre mi? Dolayısıyla maksimuma tıklarsak yaratmış olduğumuz kesitin maksimumuna göre şey yapıyor, degrees ediyor buradaki line'ı, kesiti. Ancak center'ı seçersek center'ına göre degrees ediyor. Yani döndürüyor. Minimum dersek yaratmış olduğumuz kesitin minimumuna göre 360 derece döndürüyor. Ben minimumda çıkaracağım için y'nin minimum neresidir? Bitiş kısmıdır. Dolayısıyla ben buradan align'dan minimumu seçiyorum. Bu da tamam. Segment sayım 16. 16 bana yeterli. Weld korum seçili. Weld korum ne yapıyor? Şuradaki bütün edge'leri gelin şu edge'lerin gelip birleştiği noktadaki bütün vertex'leri kaynaştırıyor. Weld ediyor. Ancak bunu seçmezsem buradaki edge'lerin hepsi, vertex'lerin hepsi boşta kalacak. Ancak ben bu edge'lerin ucundaki vertex'ler kaynaşsın diye weld core diyorum. Edit poly de bana kolaylık olsun. Tekrar ben seçip vertex'leri weld etmeyeyim. Tamam. Kesitim çıkarttım. Böylece bu işlemi de tamamlamış oldum. Evet, bir sonraki bölümde artık yaratmış olduğumuz nesnemizi poly ile düzenlemeye devam edeceğiz. O bölümde görüşmek üzere. Hatırlarsanız bir önceki eğitimde görsel üzerinden kesit çıkarıp late modifier uygulayıp 360 derece çevirerek nesnemizi ortaya çıkartmıştık. Bu bölümde nesnemizi düzenlemeye devam ediyoruz. Burada ilk olarak nesnenin pivot noktasını değiştireceğim. Çünkü bu nesne pivot noktası olarak şu an ilk yarattığım kesiti kullanıyor. Ancak ben pivot noktasının bu nesnenin merkezi olmasını istiyorum. Bu için nesnem seçilirken hiyerarşi paneline geçiyorum. Buradan effect pivot only komutunu veriyorum. Sadece pivot'u etkile diyorum. Alignment kısmından center to object yani nesne merkezi diyorum. Kapatıyorum. Böylece artık merkeze aldım pivot'umu. Şimdi tekrar buradan modify sekmesine geçiyorum. Artık bunu poly'e convert edebilirim. Ancak öncelikle bir kopyasını alacağım. Bunun için Ctrl V tuşlarına basıyorum. Tur olarak copy'yi seçiyorum. Name kısmından isim verelim buna. Kopya diyelim. OK diyelim. Şimdi H tuşuna basıyorum. Listeden kopyayı kontrol basılı play'ini seçiyorum ve OK diyorum. Sağ tuş yapıyorum. Hide selection komutu ile onları gizliyorum. Böylece sadece şu parça elinde kalıyor. Buna da bir isim verelim. Line kısmına örneğin poly yazalım. Tamam. Artık bunu sağ tuş yapıp üzerinde convert to editable poly ile convert ediyorum poly. Şimdi burada şu gereksiz segmentleri ortadan kaldıracağım. Çünkü bu segmentler hem bu nesnenin formuna müdahale etmek için işimi zorlaştırır hem de yüzeyi gereksiz yere yeni alt yüzeyleri bölerek render'da fazladan hesaplamaya neden olacaktır. Dolayısıyla onları ortadan kaldıracağım fakat onları görmüş olduğunuz gibi bayağı bir çok burada. Onları ortadan kaldırmak için ne yapacağım? Optimize modifier'ini kullanacağım. Nesnem seçilirken modifier list OP tuşlarına basıyorum. Optimize geldi. Enter tuşuna basıyorum. Anlayacağınız üzere optimize gereksiz segmentleri temizleyerek yüzeyi bize en uygun şekle getirmeye yardımcı olur. Şimdi optimize'ım uygulanmış bir şekilde öncelikle kapatıyorum, poly'e iniyorum ya da hiç gerek yok. Tekrar çıkalım, açalım optimize'ımızı. Şuradan bias değerimizi düşürelim. Şöyle yetecek kadar. Ben değeri düşürünce dikkat ederseniz segmentler de azalıyor. Bakın şurada bir birleşim oluyor. Şu kadar yeterli bize. Tamam, şurayı hallederiz. Oraya bir edge ekleriz. Düzeltiriz. Şurayı ben çok düşürdüğümde bakın ne yapıyor? Şunları buraya bağlıyor. Şunu şuraya. Hadi bu alt kısım tamam ama şurada bir sıkıntı var. Oraya uğraşmayalım. Şöyle orayı açana kadar tekrar çeviriyorum. Şu kadar iyi bakın. Orayı kurtardık. Şunları silebiliriz. Şu edge'leri. O sıkıntı değil. Tamam. Bu şekildeyken İşlemi bitiriyorum. Sağ tuş yapıyorum üzerinde. Tekrar poly'e convert ediyorum. Şimdi şu gereksiz segmentleri ortadan kaldıracağım. Bunun için edge mode'a geçiyorum. Önce şuraya tıklıyorum. Ctrl backspace ile siliyorum. Ancak buradaki edge yamuk görmüş olduğunuz gibi düzeltelim hemen. Çift tıklayalım edge'e. Daha sonra buradan Y eksenine bir kez tıklayarak eksenimizi düzeltelim. Şunu da çift tıklayarak Y eksenini de düzeltelim.
Düz ama yine de olsun. Şimdi şuraya gelelim. Burada sıkıntılarımız var. Onları giderelim. Öncelikle ben şuradaki segmentleri istemiyorum. Mesela şunu çift tıklıyorum. Seçmiş oluyorum. Ctrl Backspace ile siliyorum. Şuradaki edge'e bir kez dokunuyorum. Ctrl Backspace ile siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada şunu, şunu ve şunu. Bakalım şöyle. Tamam, şunu da seçiyorum. Loop komutu veriyorum. Ctrl Backspace ile siliyorum. Sadece şu edge kalmış oldu. Şurada da bir tanesi fazla bana. Çift tıklayarak seçiyorum alttakini örneğin. Ya da üsttekine çift tıklayarak seçelim. Ctrl Backspace ile silelim. Alttakine çift tıklayalım. Y ekseni gösterelim ona, yamuk durmasın. Tamam. Şimdi son olarak şu alt kısma geleceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi hepsi şurada birleşmiş. Bunun için poly moda geçiyorum. Yüzeyleri seçiyorum. Kontrol basılı seçiyorum şöyle. Ve delete tuşuna basarak siliyorum. Şurada bir tane daha yüzey var. Onu da seçiyorum. Bir tane yüzey seçtim. Kontrol basılı ikinci yüzeyi seçerek hepsini seçmiş oldum. Tekrar delete ile siliyorum. Şöyle bir parça ortaya çıkarttım. Ancak şöyle dokunduğumda görmüş olduğunuz gibi bu nesne soluk bir kırmızıda görüntüleniyor. Bunun nedeni aslında ters çevrilmiş olması bu nesnenin. Çünkü biz buna late modifier'i uyguladık. Late modifier'i uyguladığımızda orada hatırlarsanız flip seçeneği mevcuttu. Biz dokunmamıştık flip normal seçeneğine. Şu an bu yüzeyin normalleri içe dönmüş. Çünkü late ile yüzey oluşturduğumuzda, nesne oluşturduğumuzda içini dışarıda yaratıyor görebilmemiz için. Böyle bir garip bir durumu var. Dolayısıyla biz orada flip normal diyerek tekrar normalleri dışarıya getirmiş oluyorduk ama biz orada uğraşmadık. Buraya geldik. Poly'de kontrol etmek için tekrar. Evet, içi şu an burada bizi görünen kısım aslında iç tarafı. Dolayısıyla ne yapacağız? Ctrl A ile tümünü seçeceğiz. Ve burada flip seçeneğimiz var. Edit poligon altında. Flip diyerek ne yapmış olduk? Artık düzgün yüzeyleri kendimize baktırdık. Normallerimizi bize doğru çevirdik. Okey. Şimdi bu işlemim de tamam. Border moda geçip alt kısmı seçiyorum. Sağ tuş yapıyorum. Cap komutu ile kapatıyorum. Tamam. Burada biraz işlem yapacağız. Bunun için öncelikle Poly moda geçiyorum. Yüzeyi seçiyorum. Ve daha sonra Insert komutunu veriyorum. Şöyle biraz içe doğru büküyorum burayı. Yani itiyorum. Yüzey yaratıyorum orada. Okey. Buraya kadar geldim. Belki Ctrl Z yapalım. Biraz daha kalın olabilir. Şöyle olsun. Tamam. Şimdi buradayken Bevel'indeki Setting tuşuna basıyorum. Değerleri tırnaklara tıklayarak sağ tuşla sıfırlıyorum. Daha sonra Height değerini ne yapıyorum? İçe doğru eksi yönde götürüyorum. Örneğin şu kadar. Şu an altını yapıyoruz. Daha sonra outline kısmını içe doğru büküyorum şöyle. Bu alt kısmı olacak kutumuzun. Biraz daha bükebiliriz şöyle. İçe doğru biraz da derinlik verebiliriz. Tamam, şöyle bir şey olsun. Okey. Şu durumda Edge Mode'a geçiyorum. Şuradan bir Edge seçip Ring komutu veriyorum ve Connect komutu veriyorum. Move aracını alıyorum. Burayı ne yapacağım? Şöyle aşağı doğru sivrileştireceğim. Tamam. Şimdi hala edge'lerim seçili. Chamfer yanındaki setting tuşuna basacağım. Ancak oldu ki başka bir yere tıkladınız, seçim iptal oldu. Ne yapacağız? Çift tıklayarak komple geri seçeceğiz. Chamfer yanındaki setting tuşuna basıyorum. Değerleri sıfırlıyorum. Edge chamfer amount değerini artırıyorum. Şu şekilde. Onaylıyorum. Tamam. Buraya bir chamfer attık. Sivri olsun. Oraya keskin olsun. Şuraya müdahale edeceğiz. Bunun için poligon moda geçtim. Yüzey seçili. Burada yeni yüzeyler oluşturacağım. Çünkü burada alt kısmı aşağı doğru bombe olacak. Dolayısıyla burada yeterli düzeyde ne olması lazım? Yüzey edge olması lazım. Dolayısıyla insert komutu veriyorum. Burada şöyle yeni edge'ler oluşturuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Oluşturup bırakıyorum sol tuşumla. En sondayken artık collapse komutu veriyorum. Daha sonra vertex moda geçip ortadaki vertex'e tıklıyorum. Ve Soft Selection'ı açıyorum. Use Soft Selection komutunu veriyorum. Falloff değerimi artırıyorum. Bunu aşağı doğru iteceğim çünkü. Şuraya kadar getirdim. Z ekseninde negatif yönde şöyle itiyorum. Anladınız mı neresini yaptığımı? O alttaki bombe kısmını yapıyorum. Biraz daha Falloff değerini artırabiliriz belki. Şöyle, evet. Kapatalım Soft Selection'ı. Vertex'ten de çıkalım. Yani şöyle bir şey yaptık. Aşağı doğru bombe verdik. Tamam. Şimdi şuraya müdahale edelim. Şuradaki Edge'i seçiyorum. Edge moda geçtim. Çift tıkladım. Edge'i seçtim. Chamfer'ın yanındaki setting tuşuna basıyorum. Buraya iki Edge bırakacağım.
Şöyle bir şey yeterli. Okey. Onaylıyorum. Tamam. Aşağı kısım bitti. Artık burada herhangi bir işimiz kalmadı. Şimdi tepeye çıkıyoruz. Tepede ne yapacağız? Artık tepe kısmını yaratacağız. Bunun için yine buradan border moda geçiyorum. Şurayı seçiyorum. Burada öncelikle o tepedeki çıkıntıyı yapacağım. Dolayısıyla shift basılı Z pozitifte yukarı doğru itiyorum. Şu kadar yeter. Bıraktım. Şimdi scale aracını aldım. Shift basılı merkezden içe doğru götürüyorum. Şöyle bırakalım. Bunu kontrol etmek için scale aracına sağ tuş yapıp buradaki yüzdelik değeri ne yapıyorum? Artırıp azaltıyorum. Şu an ben kalınlık belirliyorum. Örneğin şöyle olsun kalınlığı. Evet, böyle yeterli. Şu kadar. Okey. Şimdi bunu tekrar move aracını aldım. Shift basılı Z negatifte aşağı doğru indiriyorum. Bakın bu nerede bitecek? Şu edge'in karşısında bitecek. Dolayısıyla ne yapıyorum? F tuşuna basıp geçiyorum şöyle front görünümüne. Shaded'dan wireframe açacağım. Bakın şu aşağıdaki edge ile eşitleyeceğim. Y negatifte götürüyorum. Bakın eşitledim, bıraktım. Şimdi Shaded'a geçiyorum. P'ye basıp perspektife çıkıyorum. Okey. Şimdi sağ tuş yapıyorum. Cap komutu vererek işlemi tamamlıyorum. Evet, böylece artık kutumuzun da gerekli düzenlemelerini bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde detay ekleyerek işleme devam edeceğiz. Bu bölümde nesnemizin tepe detayı için yine sahne kurulumu gerçekleştireceğiz. Çünkü nesnemizin tepesine detay eklerken yine bir görselden faydalanacağız. Ancak öncelikle nesnemizi merkeze alalım. Bunun için toolbar üzerindeki move aracını alıyorum ki kısırlı W'dur. Nesneme dokunuyorum ve daha sonra X eksenine ve Y eksenine mouse'umun sağ tuşuyla birer kez dokunarak merkeze alıyorum nesnemi. Şimdi Ctrl V ile nesnemi klonlayacağım, bir kopyasını alacağım. Dolayısıyla Ctrl V yapıyorum. Poly, Alt-R, kopya ismini verip tür olarak copy'yi seçmişim tabii ki listeden. Okey diyorum. Daha sonra H tuşuna basıyorum. Listeden poly kopyaya çift tıklıyorum. Bu durumda onu seçmiş oluyorum. Üzerinde sağ tuş yapıyorum. Hide Selection ile gizliyorum. Böylece sahnede sadece orijinal nesnem kalıyor. Şimdi artık kuruluma geçebiliriz. Bunun için T tuşuna basıp tapa geçiyorum. Dikkat ederseniz nesnem yine Perspective View Grid'i dikeyde ve yatayda yakalamış durumda. Tamam. Şimdi plane'imi yaratacağım her zamanki gibi. Çünkü plane üzerine görsel göndereceğim. Bunun için Create Geometry altından Plane butonuna tıklıyorum. Plane'i yaratırken şuradaki görünen yüzeye göre bir oran belirleyeceğim. Yani şöyle bir şey, çok büyük değil. Abartmamak kaydıyla. Şöyle bir ebatta nesne yaratıyorum. Daha sonra create'den çıkmak için sağ tuş yapıyorum. Modify sekmesine geçiyorum. Buna isim vereceğim. Tepe diyelim. Daha sonra Material Editor'e tıklıyorum toolbar üzerinden. Bunun için bir materyal yaratacağım. Shift, pardon. Öncelikle pencere seçimiyle şöyle seçiyorum materyali ve mapini. Shift basılı aşağı doğru sürükleyip bırakıyorum. Çift tıklıyorum başlığına materyalimin. Buna da tepe diyelim. Daha sonra bitmap'e çift tıklıyorum. Ve burada üzerinde adres var olan browse tuşuna tıklıyorum. Bu defa listeden can tab'ı seçip open komutu veriyorum. Daha sonra tekrar çift tıklıyorum başlığına. Şuradan Show Shaded Material Viewport komutunu veriyorum toolbar'dan. Plane'im seçili Assign komutuyla üzerine gönderiyorum. Okey. Görmüş olduğunuz gibi nesnemi Plane üzerine gönderdim. Şimdi tabi orantı sorununu halletmek için ne yapıyoruz? Modify List. Klavyeden U'ya basıp UVW Map modifierini seçiyoruz. Bunu fit iş yapmak için, orantısını korumak için ne yapıyorduk? Bitmap Fit komutunu kullanıyorduk. Aynı görseli gösterip Open diyorduk. Bakın direkt orantıladı. Şimdi tabii ki artık Create sekmesine geçiyorum. Bunu çevireceğim ben. Çünkü şöyle bakması lazım. Dolayısıyla Rotate aracını aldım. Buradan Angle Snap toggle'ım aktif. Kısa ulu A'dır. Ne yapıyorum? Böyle 90 derece çeviriyorum. Tamam. Bu şekilde olacak. Şimdi tabii ki buna bakarak yapacağız. Dolayısıyla ne olması lazım? Bu görselin şöyle içine girmiş olması lazım. Bu kutunun. Bu nedenle görselim seçili. Listeden Quick Align'i seçiyorum ve görselime bir kez dokunuyorum. Böylece, pardon, tekrar Ctrl Z ile geri alıyorum. Görselim seçili, plane'im seçili, Quick Align butonuna tıklıyorum ve nesneme dokunuyorum. Az önce nesneye görsel dedim. Karıştırdınız tabii ki belki. O yüzden geri aldım. Tamam. Buradan nesneme dokununca ne yaptı? Quick Align komutu. Plane'imi, görselimi, nesneme ortaladı. Şimdi T'ye basıp tapa geçiyorum.
Şimdi nesne mi? Tabii ki altındaki plane'i görebilmek için nesnenin transparan olması lazım. Bu yüzden nesnem seçilirken Alt ve X tuş kombinasyonunu kullanıyorum. Böylece nesnem transparan moda geçmiş oluyor. Eğer şu an Alt X yaptığınız halde nesne transparan olmuyorsa sağ tuş yapın üzerinde Object Properties komutunu verin ve şurada şayet bura By Layer ise biz Alt X yapsak da göremeyiz. Burayı tekrar tıklayarak By Object konumuna getirelim. Okey. Artık görmüş olduğunuz gibi altından ben çizeceğim alanı görebiliyorum. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın. Şöyle nesneyi seçip Modify List'e geçersem, Modify sekmesine geçersem şöyle poligon aracını alayım. Şura neresidir aslında nesnenin? Dışarıya denk gelen kısmı. Dolayısıyla ben burada şöyle bir şey yapacağım. Şu parçayı yani görsel üzerindeki şu halkayı şuraya denk getirmeye çalışacağım. Bu bir referans için yapacağım bu işlemi. Dolayısıyla plane'i seçiyorum. Scale aracını alıyorum. Ne yapıyorum? Öyle o şekilde oraya denk gelene kadar bakın halkanın şu karenin içerisine girene kadar şu halka indiriyorum. Evet şöyle bir şey olsun. Tamam bu bize yeterli. Aslında bu kutuyu şöyle dışarı çıkarırsak görmüş olduğunuz gibi zaten burası da nedir? Aynı kısımdır. Yani şu halka aslında bizim nesnemizin de şu kare kısmıdır. Pek bir şey fark etmiyor yani. Biz aynı şeyi yapmış oluyoruz üstüne denk getirerek. Tamam bu işlemi de yaptım. Artık burada fazla bir işim kalmadı. Böylece sahne kurulumunda gerçekleştirmiş olduk. Yapacağım işlemler bundan ibaret. Artık burada tepeden itibaren aynı görseli çizmeye çalışacağım. Ancak burada şöyle bir şey yapabiliriz. Plane'i seçip rotate aracını alıp nesneyi şöyle çevirebiliriz belki 180 derece. Böyle çizelim. Çünkü böyle daha düz duruyor bana göre. Dolayısıyla evet yukarıdan kaldırırlarsa bu şekilde düz durması gerekiyor. Tamam 180 derece çevirdik. Plane'imiz şöyle bize bakıyor. Bu durumdayken işlemimizi, sahne kurulumumuzu tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki bölümde artık detaylar eklemeye devam edeceğiz. Bu bölümde detaylandırma işlemlerine devam edeceğiz. Burada connect komutunu sürekli kullanacağımız için öncelikle ona bir kısa yol atamamız gerekiyor. Bu nedenle Customize, Customize User Interface linkine tıklıyorum. Açılan listeden Keyboard sekmesindeyken kategori karşısında yer alan Kayar menüden Editable Polygon Object seçeneğini seçiyorum. Burada listeden Connect Vertex Poly seçeneğini seçiyorum. Hotkey kutusuna bir kez dokunup Shift ve iki tuşlarına birlikte basıyorum. Son olarak Assign komutu vererek ne yapmış oluyorum? Connect Vertex Poly seçeneğine Shift 2 atamış oluyorum. Artık penceremi kapatabilirim. Şimdi nesnemi seçiyorum. Artık detaylandırma işlemlerine başlayabilirim. Nesnemi seçtikten sonra buradan Modify sekmesine geçiyorum. P'ye basıp perspektife geçiyorum. Alt X ile X View moddan çıkıyorum. Burada Chamfer ile yeni bir yüzey yaratacağım. Bunu yapmak için Poly moda geçip yüzeyi seçiyorum. Ctrl basılı Edge moda geçiyorum. Daha sonra Chamfer yanındaki Setting tuşuna basıyorum. Ve burada yeni bir Chamfer ile yüzey yaratacağım. Şimdi şöyle değeri sıfırlayacağım. Daha sonra şöyle kaldıracağım. Segment sayımı 2 yapıyorum. Burada benim için önemli olan aşağıdaki segment, bu edge. Yukarıdakini zaten sileceğim. Dolayısıyla ben aslında burada ne yapıyorum? Ben burada şu ve şu edge arasında yeni bir yüzey oluşturuyorum. Bu durumdayken işlemi onaylıyorum. Daha sonra şu edge'e çift tıklayarak seçiyorum. Sileceğim demiştim. Şimdi Ctrl Backspace ile siliyorum. Daha sonra şu edge'e çift tıklıyorum. Çünkü bu edge havaya kalktı. Chamfer uyguladığımız için. Onu tekrar aşağı indireceğim. F tuşuna basıp F'e geçiyorum. Görüntüleme modlarından Wireframe'e geçiyorum. Move aracını alıp Y negatifte onu tekrar ne yapıyorum? Aşağıya getiriyorum. Okey. Tekrar perspektife geçebiliriz. Ve burayı da shaded alalım. Şimdi bu yüzey tamam. Bakın ne yapmışım? Ben burada aslında bir yeni yüzey oluşturmuşum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir yüzey daha oluşturacağım. Bunu da Insert ile yapacağım. Dolayısıyla Poly moddayken yüzeyi seçiyorum. Insert yanındaki Setting tuşuna basıyorum. Değeri sıfırlıyorum. Daha sonra Alt tuşun basılı şöyle yeni bir yüzey oluşturuyorum. Ve işlemi onaylıyorum. Okey. Bu işlemim de tamam. Poly moddan çıkıyorum. T tuşuna basıp Tab'a geçiyorum. Nesnemi seçip Alt X ile X View moda sokuyorum. Şimdi ben burada Vertex moddayken Cut ile şu nesnenin çizimini yapacağım. Ancak görmüş olduğunuz gibi burada yeni yüzeyler oluşturduğumuz için plane'in ne oldu? Büyük kaldı.
Dolayısıyla plane'i seçiyorum. Buradan scale aracına sağ tuş yapıyorum. Alt tuşun basılı ve ne yapıyorum? Tekrar şu görselin halkasını şu benim halkama denk getirmeye çalışıyorum. Bakın şu şekilde. Şura çok yakın kenara. Dolayısıyla biraz daha götüreceğim. Bakın şöyle iyi. Onaylıyorum. Daha sonra tekrar nesnemi seçiyorum. Şimdi artık kat işlemine başlayabilirim. Bunun için paneli genişletiyorum. Dilersem Vertex moda geçip buradan kat komutunu verebilirim. Dilersem klavyeden Alt ve C tuşlarına basarak kat aracını alabilirim. Şimdi ben kat aracını aldım. Burada çizim yapacağım ve koyduğum her vertex'in karşısına bir vertex denk gelecek şekilde çizim yapıyorum. İlk vertex'imi buraya koydum. İkinci vertex'i şunun karşısına koyuyorum. Bir diğer vertex'i bunun karşısına, bir diğerini şunun karşısına, bir diğerini bunun karşısına pan yapıyorum. Mouse'umun tekerlerini basılı tutarak. Bir vertex buraya, bir vertex buraya. Bakın bir vertex buraya. Merkeze geldik. Bunu zaten Perspective Weave Grid'den de anlarsınız. Burada dikkat ederseniz ben buraya nokta koyunca, vertex koyunca program otomatik olarak bu vertex'i götürüp şuraya bağlıyor. Peki program neden böyle davranıyor? Eğitiminden başlarından hatırlarsanız 3ds Max'te en küçük yapı taşı neydi? 3D'nin bir face'ti, yani 3 vertex'in oluşturduğu bir yüzeydi. Daha sonraki nasıl artıyordu? İşte 4 yüzey, işte 6 yüzey, 8 yüzey. Bakın dikkat edin, sadece tek sayı olarak 3 var. Çünkü 3 vertex'te hiçbir vertex boşta kalmıyor. Bir yüzey oluşturuyorlar. Ancak 4'te de kalmıyor. Ancak 5 vertex'te bir vertex boşta kalıyor. Smooth uyguladığınızda ne yapıyor program? 4 vertex'i birbirine bağlıyor. Bir vertex'i boşta bırakıyor. Çünkü onu bağlayabilecek bir yer bulamıyor. Çünkü onun mantığı yok programların. İnsan ancak o bu vertex'i bir yere bağlayabilir. Program bunu anlamadığı için, bu vertex'i bir yere bağlayamadığı için ne yapıyor? Smooth uyguladığımızda o vertex'in olduğu kısım bozuluyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz elimizden geldiğince vertex'leri bir yere bağlıyoruz. O yüzden program bu vertex'i götürüp oraya bağlamak istiyor. Ancak ben o vertex'i ne yapacağım? Oraya bağlamayacağım. Koyduğum son vertex'i ilk vertex'e bağlayacağım. Şu şekilde bağladım. Bunu da götürüp şuraya bağlıyorum. Okey. Şu an hala aynı işlemdeyim. Sağ tuş yaparak işlemimi bitiriyorum. Ancak hala kat işleminde. Çünkü şurada bir çizim daha yapacağım. Bakın burada da bir parçam var. Şimdi onu çiziyorum. İlk vertex'imi şuraya koyuyorum. İkinciyi buraya, bir tane buraya, bir tane şuraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane şunun karşısına ve bir tane de şuraya. Sağ tuş yapıp işlemi sonlandırıyorum. Şimdi bir kez daha sağ tuş yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi çıktım. Şimdi artık bunları connect komutuyla birbirine bağlayacağım. Çünkü ne dedik? Vertexler boşta kalamaz. Bunun için buradan bir vertex seçiyorum. Kontrol basılı bir vertex daha seçiyorum. Shift ve iki tuşuna basıyorum. Bakın direkt connect yaptık. Şöyle bir şey yapalım. Perspektife geçip Alt X ile X View'dan çıkalım. Ne yaptığımızı görmemiz açısından sizin için yapıyorum bunu. Bakın bir vertex, bir vertex seçip Shift X yapıyorum. X'ini birleştiriyorum. Bunları buraya bağlıyorum. Seçtim. Kontrol basılı seçtim. Aynı şekilde Edit Vertices altında Connect komutunu kullanabiliriz. Seçtim. Kontrol basılı seçtim. Daha sonra aynı şekilde sağ tuş yapıp Connect komutunu kullanabiliriz. Seçtim. Kontrol basılı seçtim. Shift tık yapıyorum. Bu şekilde bunları birbirine bağlıyorum. Tekrar tapa geçiyorum. Hızlanmak için seçtim. Seçtim. Shift tık yaptım. Seçtim. Seçtim. Kontrol basılı shift tık yaptım. Seçtim. Kontrol basılı seçtim. Shift tık yaptım. Şimdi bunları da bağlayacağım. Seçtim. Kontrol basılı seçtim. Shift tık yaptım. Bunlar da boşta kalamaz çünkü. Seçtim. Shift 2 yaptım. Seçtim. Seçtim. Kontrol basılı shift 2 yaptım. Bunlar da boşta kalamaz. Seçtim. Şuraya bağlıyorum. Shift 2. Seçtim. Buraya bağlıyorum. Shift 2. Seçtim. Son olarak şuraya bağlıyorum. Shift 2. Şimdi tekrar Alt X ile X Void moda geçiyorum. Çünkü bunları düzenleyeceğim artık. Düzgün bir şekilde durmaları için. Şimdi ilk vertex'imi seçtim ve buradan move aracımı aldım. Bakın X ve Y'nin kesişim noktasına bir kez tıklıyorum. Sarı oldu karenin içi. Artık her yöne serbest hareket ettirebilirim. Bunu şöyle düzeltiyorum bakın. Bunları tek tek seçip düzeltiyorum. Pencere seçimiyle seçmeyin. Şöyle yapıp seçmeyin. Alttaki vertexleri de seçersiniz. Dolayısıyla böyle tutarak düzeltin çiziminizi. Evet, şu şekilde düzeltiyorum. Bakın buram mesela yamuk. Şunu da şöyle düzeltebiliriz. Şimdi şuraya gelelim. Burada şöyle bir şey yapalım.
Bunu da şöyle yapalım. Şunu ortaya alıyorum çünkü şu iki vertexin merkezi. Bunlar tabii anahtar vertexler şu formun oluşması için bu arada. Şöyle yapalım. Okey, bu işlemimiz de tamam. Burada dikkat ederseniz nesnenin sağ tarafını göz ardı ettim. Bunun sebebi oraya simetri uygulayacağımdan. Yani çünkü ben bu vertex çizimini burada yaptım ama aynısını burada yapmam imkansız. Manuel yaparsam ne olur? Smooth uyguladığımda nesnenin bir tarafı bir tarafından farklı olur. Dediğim gibi iki vertexin mesela buraya koydum vertexi burada aynı yerde bulmam imkansız. İlla ki farklı bir yere koyacağım. Bu da smooth uygulandığında nesneyi bozuk gösterecek. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? Biz nesnenin bir tarafını yapıp diğer tarafına simetri uygulayarak ikisini de aynı yapmaya çalışıyoruz. Bu durumda ne yapıyorum? Artık poly moda geçeceğim. Bakın dikkat ederseniz ilk bunu yaratırken late komut verdiğimizde 16 segment verdik. Bakın şimdi o bana burada perspective view grid'de yardımcı olacak. Şöyle bir sağ pencere seçimiyle sağ tarafı seçtim. B'ye basıyorum. Alt kısmı barımı görmek için. Kontrol basılı buraları da seçiyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Kontrol ediyorum. Alt X ile X view'dan çıkıp kontrol ediyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Delete ile siliyorum. Tekrar T'ye basıp tapa geçiyorum. Böylece sağlıklı bir şekilde silmiş olduk. Şimdi bunun sağ tarafına simetri uygulayacağım. Ancak öncelikle nesnenin ekseni doğru mu kontrol edeceğim. Bunun için J'ye basıyorum. Evet, herhangi bir sıkıntı yok eksende. Dolayısıyla simetrimi uygulayabilirim. Tekrar J'ye basıp bracket toggle'ımı gizliyorum. Modify list SY symmetry. Şimdi eksen olarak X seçili ve flip komutu vererek bunları ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Bakın burada birleşmemiş bazı kısımlar. Bunu threshold değerini artırarak birleştirebiliriz. Ancak bunu yaparken dikkatli olalım. Bakın birleştirdik. Başka var mı? T'ye basıp perspektife geçiyorum ve kontrol ediyorum. Özellikle şu orta edge'i. Tamam, herhangi bir sıkıntı yok. Ancak ben buraya güvenmiyorum. Ne yapıyorum? Üst üste binen vertexler var mı? Bunu anlamak için plus X view ve buradan overlapping vertices komutunu veriyorum. Şu an not applicable diyor. Yani bunu anlamam için benim click here to update komutunu vermem gerekiyor. Bakın verdikten sonra zero vertices diyor. Yani üst üste binen hiçbir vertex yokmuş. Tamam, bu işlemi de bu şekilde tamamlamış oldum o halde. Artık burada yapmam gereken hiçbir şey kalmadı. Son olarak Ctrl V ile bir kopyasını alıyorum. Tur olarak kopyayı seçiyorum. Poly 2 diyorum. Okey diyorum. H tuşuna basıp listeden Poly 2'yi seçiyorum. Sağ tuş Hide Selection ile gizliyorum ve orijinalini yine sahnede bırakmış oluyorum. Peki bu bölümdeki işlemimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki bölümde detaylandırmaya devam edeceğiz. Bu bölümde detaylandırma işlemlerine devam edeceğiz. Burada yapacağım ilk düzenleme nesnenin tepe noktasında olacak. Dolayısıyla klavyeden T'ye basıp tapa geçiyorum ve nesneye dokunuyorum. Daha sonra buradan Modify sekmesine geçip Editable Poly'e iniyorum. Poly'e inince simetrim kayboldu. Ancak ben gözükmesini istediğim için buradan Show and Result seçeneğini aktif ediyorum. Daha sonra buradan Vertex moda geçiyorum. Vertex'e geçince cage'lerim aktif oluyor. Ben onların gözükmesini istemediğim için Subdivision Surface altından Show Cage seçeneğini devre dışı bırakıyorum. Burada yapacağım ilk şey şu vertex'i bağlamak. Bunu bir önceki eğitimde unutmuşum. Gözümden kaçmış. Dolayısıyla seçiyorum. Kontrol basılı diğer vertex'i seçiyorum. Daha sonra sağ tuş yapıp connect komutu veriyorum. Dikkat ederseniz simetri uygulu olduğu için burada yaptığım işlem burada da gerçekleşti. Tamam. Şimdi bir işlem daha yapalım. Şu yüzeyi biraz düzeltelim. Çünkü çok kötü duruyor. Dolayısıyla move aracını aldım. Örneğin kontrol basılı şuradaki vertex'lerin hepsini seçiyorum. Y eksenini şöyle götürüyorum. Daha sonra şu vertexleri seçiyorum. Biraz indiriyorum. Şunu da seçip biraz aşağı indiriyorum. Şöyle. Daha sonra şu vertexleri seçip ne yapıyorum? Biraz daha aşağı indiriyorum. Şu vertexleri seçiyorum. Şöyle götürüyorum. Biraz açıyorum burayı. Belki burası da böyledir. Sadece şunu seçiyorum, indiriyorum. Şunu seçiyorum, şöyle şuraya koyuyorum. Burada biraz kalınlaştırma yapıyorum aslında farkındaysanız. Çünkü çok ince olmuş.
Şunları seçiyorum. Evet. Ortalama böyle bir şey yarattım. Belki bunlar da biraz şöyledir. Evet. Şöyle bir parça meydana getirdim. Bu işlemi bitiriyorum artık. Düzenleme işlemini. Siz de kafanıza göre eğer hoşunuza gitmeyen yerler varsa bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Vertex moddan çıkıyorum. Artık simetri ile ilgili işlemim kalmadığı için ne yapacağım? Artık simetriye çıkıyorum ve sağ tuş yapıp convert kısmından convert editable poly ile bunu ne yapıyorum? Convert ediyorum poly. Şimdi Edge moda geçiyorum. Şuraya bir edge uygulayacağım. Chamfer uygulayacağım. Dolayısıyla buradan bir edge seçip kontrol çift tıklayarak bütün edge'leri seçmiş oluyorum. Daha sonra chamfer yanındaki setting tuşuna basıyorum. Değeri sıfırlıyorum. Şöyle alt tuşun basılı bir az bir değer verip iki segment ekliyorum. Yani segment sayımı 2 yapıp onaylıyorum. Şimdi burada tepedeki seçim yüzeyleri seçip kaldıracağım için ne yapıyorum? Polymoda geçtim. Yüzeyi seçtim. Shift basılı ikinci yüzeyi seçtim. Q'ya basıyorum. Select obje aracı için. Şuradan bir yüzey seçip Shift basılı ikinci yüzeyi seçtim. Şuraları Shift basılı ne yapıyorum? Seçime dahil ediyorum. Kontrol basılı tabii ki. Shift basılı değil. Çoklu seçim için kontrolü kullanıyoruz. Affedersiniz. Evet. Yüzeyi seçtim. Artık Extrude yanındaki setting tuşuna basabilirim. Değeri sıfırlıyorum. Buraya çok az bir Extrude uygulayacağım. Örneğin şu kadar. 5 olsun. Hatta biraz da şöyle olabilir. Tamam. Buradayken onaylıyorum. Şimdi bu defa şurayı kaldıracağım. Seçtim. Shift basılı ikinci yüzeyi seçtim. Extrude yanındaki setting tuşuna basıyorum. Değeri sıfırlıyorum. Ve şöyle biraz kaldırıyorum. Buradayken onaylıyorum. 4,5. Şimdi Edge moda geçtim. Çift tıklayarak şu edge'leri seçtim. Chamfer yanındaki setting tuşuna basıyorum. Ve değeri biraz düşürüp olduğu gibi ona uyguluyorum. Okey. Bu işlemim de tamam. Şimdi şu tepe içerideki yüzeye gelelim. Poly moda geçtim. Şurayı seçtim. Şuraları seçtim. Aslında Edge moda geçip şu Edge'i seçip Ctrl Backspace ile silebiliriz. Çünkü artık ona ihtiyacımız yok. Tekrar Poly moda geçelim. Şimdi Bevel yanındaki Setting tuşuna basalım. Değerleri sıfırlayalım. Burada ilk olarak Outline değerimi düşürüyorum. Eksiği götürüyorum dikkat ederseniz. Et kalınlığı yaratıyorum şu an burada. Örneğin şöyle bir değer. Kafi. Daha sonra Height değerini yine pardon alt tuşun basılı negatife götürüyorum. Önce sıfırlayalım şöyle. Daha sonra alt tuşun basılı negatife götürüyorum. Belki şu kadar bir çıkıntı vardır içeride. Pardon, girinti vardır. Buradayken onaylıyorum. Önemli değil değerler. 7 yapmışım. Burayı da 8,5 yapalım. Okey. Eksi tabii ki. Onayladım. Şimdi şuralara chamfer atacağım. Dolayısıyla edge moda geçtim. Çift tıkladım. Bütün edge'leri seçtim. Chamfer yanındaki setting tuşuna bastım. Olduğu gibi uyguluyorum. Hiç oynamıyorum. Gerek yok. Daha sonra şuradaki edge'leri çift tıklayarak seçtim. Şuradaki iki edge seçilmedi. Manuel kontrol basılı manuel bir şekilde seçiyorum. Chamfer yanındaki setting tuşuna basıyorum. Olduğu gibi uyguluyorum. Burası tamam. Şimdi şu içeriği halledelim. Poly moda geçtim. Yüzeyi seçtim. Chamfer, bevel yanındaki setting tuşuna bastım. Değerleri sıfırladım. Şimdi height değerini düşürüyorum. Bevel outline değerini yine düşürüyorum. Burada da aynı işi yapıyorum aslında. Burası çünkü çukurun içinde ikinci bir çukur, farklı bir çukur. Parça öyle. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Tamam, bu da böyle olsun. Belki outline'ı biraz daha şöyle açabiliriz. Onaylayalım. Edge moda geçiyorum. Çift tıklayarak aynı işlemi uyguluyorum. Hiç fark yok. Okey. Poly moda geçtim. Yüzeyi seçtim. Kontrol basılı Edge moda geçtim. Chamfer yanındaki setting tuşuna bastım. Onaylıyorum. Böylece tepedeki işlemimi tamamladım. Şurada bir edge işlemim var. Edge moda geçtim. Çift tıkladım. Chamfer yanındaki setting tuşuna bastım. Burada tabii ki segment sayım 1 olacak. Şöyle bir değer yeterli. Orada sert gelsin. Çok yumuşak gelmesin. Şurada da uygulayacağım. Çift tıkladım. Chamfer yanındaki setting tuşuna bastım. Değeri biraz düşürüyorum. Okey. Şimdi burada gerek var mı? Yok. Peki.
Şurada gerek var, ihtiyaç var. Çift tıklayarak bütün edge'leri seçtim. Bura yumuşak inmesin, sert insin. Chamfer'ın yanındaki selim tuşuna bastım. Değerleri sıfırlıyorum. Çok az açıp bir segment atıyorum. Onaylıyorum. Okey. Bu işlemim de tamam. Şurada şöyle bir şey yapalım. Edge moda geçtim. Çift tıkladım. Bütün edge'leri seçtim. Ctrl Backspace ile sildim. Daha sonra şuradaki edge'i çift tıkladım. Bütün edge'leri seçtim. Chamfer yanındaki serin tuşuna bastım. Segment sayımı 2 yaptım. Şöyle bir chamfer uygulayıp okey dedim. Edge moddan çıktım. Böylece bu işlemimi de tamamlamış oldum. Şimdi nesnemi seçiyorum. Şuradaki renk kutusuna tıklayıp rengini siyah yapıyorum. Onaylıyorum. Material editörüme gidiyorum. Nesnemi seçiyorum. Şuradan standart bir materyali sürükleyip sahnemi bırakıyorum. Assign material komutu ile üzerine gönderiyorum. Son olarak nesneme turbo smooth uygulayacağım ve sonucu gözlemleyeceğim. Ancak şurada da bir edge ihtiyacım var. Çünkü bura kapak kısmı. Ne yapıyorum? Edge moda geçip çift tıklayarak şuradaki edge tabii ki bakın. Çift tıklayarak bütün edge'leri seçtim. Burada extrude uygulayacağım. Dolayısıyla extrude yanındaki serin tuşuna basıyorum. Değerleri sıfırlıyorum. Extrude width değerini, edge width değerini artırıp height değerini düşürüyorum. Onayladım. Okey. Artık işlemim bitti. Son kez kontrol ediyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Hayır yok. Evet. Artık Modify TU'ya basıp Turbo Smooth uyguluyorum. Is olan display'i açıyorum. Değerimi belki 4 yapıyorum. F4 ile edge'lerimi gizliyorum. G ile grid'i gizliyorum. Ve nesnemi kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi altı bombeli bir şekilde gelmiş. Gerçeğinde olduğu gibi. Şuralar bakın. Buraya chamfer attığımız için. Bakın burada chamfer uyguladık. Dolayısıyla ne yapıyor? Sivri geliyor. Gerçeğinde olduğu gibi yine. Şuraya bir chamfer işlemi uyguladık. Bu yüzden sivri geldi. Yine şurada chamfer işlemi uyguladık. Sivri gelmiş. Biraz daha sivriltebilirdik aslında orayı. Hemen geçelim. Edge moda. Çift tıklayıp edge'leri seçip Ctrl Backspace ile siliyorum. Bakın göstereceğim size durumu, olayı anlayın diye. Çift tıklayıp bütün edge'leri seçtim. Chamfer yanındaki serin tuşuna basıyorum. Bakın daha sert bir köşe olması için ne yapıyorum? Kısıyorum değeri. Onayladım. Tekrar bakın. Biraz daha sert oldu. Tamam. Yine şurada da aynı işlemi yapabiliriz. Edge moda geçtim. Bütün edge'leri seçiyorum. Tepedekileri seçtim. Ctrl Backspace ile sildim. Şuradaki edge'leri çift tıklayarak seçiyorum. Chamfer komutunun yanındaki selim tuşuna basıyorum. Bakın bir segment bırakınca daha sert olacak bura şimdi. Görün diye yapıyorum. Bakın gördünüz mü? Daha sert geldi. Ancak burada buna ihtiyacımız yok. Ne yapıyorum? Edge moda geçip şu ortadaki edge'i seçip Ctrl Backspace ile siliyorum. Backspace tabii ki. Evet, buraya da edge bıraktığımız için bakın artık ne oldu? Burada bir gerçekten kafa kısmı varmış gibi durdu. Yukarıya bakıyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı? O gayet güzel. Şurayı ne yapmıştık? Araya bir boşluk bırakmıştık hatırlarsanız. Tamam, ora olmuş. Şurada da bir parça bırakmıştık şuraya. Bakın o da gayet güzel. Kenarına chamfer yaptığımız için gayet düzgün çıkmış. İçeriye bakıyoruz. En önemli yer bizim için. Evet, gayet güzel gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bakıyorum. Gayet temiz ve pürüzsüz. Ve dikkat ederseniz edge uyguladığımız için bu chamfer uyguladığımız için köşelere gayet temiz çıkmış köşelerimiz. İçi de tamam. Okey. Böylece kutumuzu tamamlamış olduk. Artık bir sonraki bölümde ikinci parçasını yani koparıp ağzını açtığımız parçasını modelleyeceğiz. Bu bölümde nesnemizin ikinci parçasını modelleyeceğiz. Bunun için T'ye basıp Tab görüntüsüne geçiyorum. Nesnemi seçip Alt X ile X view görünümüne geçiyorum. Burada modelleyeceğimiz nesne şu görmüş olduğunuz parça yani kulp kısmı. Onu line ile tek tek çizeceğiz yine. Daha sonra poly'ye convert edeceğiz. Simetri uygulayıp sağ tarafa atarak parçayı çıkartacağız. Başlayalım. Öncelikle create shape altından line aracını alıyorum. Ve auto grid'i aktif ediyorum ki yaratacağım line'ı zeminde değil bu parçanın üzerinde yaratsın. Şimdi initial type kısmında corner seçeneğimin aktif olduğundan emin olduktan sonra bakın merkezden başlayacağım çünkü bunun yarısını alacağım sadece. Diğer tarafa simetri uygulayacağım. Dolayısıyla sadece merkezden itibaren çizmek bana yeterli olacak. Şu tam merkezine bir vertex koyuyorum.
Daha sonra böyle vertexleri formu takip edecek şekilde ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Bakın tam ortaya geldim. Bıraktım. Shift basılı. Şuraya kadar gidiyorum çünkü orada ikinci parçam şöyle gelmiş. Dolayısıyla Shift basılı. Buraya kadar gidip tam nokta ortaya bir parça bıraktım. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Backspace ile geri alabiliriz işlemi. Bir tane şuraya, bir tane buraya. Bu şekilde her vertex'in karşısına bir vertex denk gelecek şekilde yapıyorum yine işlemi. Bakın ortaya geldim yine. Shift basılı yukarıya çıktım. Devam ediyorum. Bitti. Şimdi ilk başladığım vertex'e tekrar tıklayarak Close Spline sorusuna evet diyorum. Artık AutoGrid'i kapatıp Modify sekmesine geçebilirim ve bu vertexleri düzenleyebilirim. Şimdi alt seçim serisinden vertex'e geçiyorum. Daha sonra Move aracı ile ne yapıyorum? Bakın vertexleri taşıyorum. Taşıyarak düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü formu bozuk şu an. Düzgün çıkması için bunların da düzgün bir şekilde durması lazım buralarda. Evet, şu şekilde ne yapıyorum? İnce mesela buralar. Tekrar kalınlaştırıyorum burayı. Formu bozuk olmasın diye. Şurayı belki şöyle koyabiliriz şuraya. Evet. Bunu yapmamızın amacı Smooth uyguladığımızda bu parçanın düzgün çıkması. Bu şekilde ne yapıyoruz? Vertexleri konumlarını değiştirerek parçayı düzeltmeye çalışıyoruz. Şunun parçası şu olduğu için bakın karşısına getiriyorum, taşıyorum. Şu şekilde. Bir tane de şuraya koymuşuz. Onu da düzeltelim. Biraz kalın oldu galiba. Ne yapıyorum? Şunu içeri taşıyacağım. Çünkü çok dışarı çıkmış. Şöyle taşıyabilirim. Üçünü seçip. Bunlar biliyorsunuz kontrol edebiliyoruz. Şu da çok kalın olmuş. Şu vertex pardon. Şöyle taşıyorum. Devam ediyorum. Burada bir sıkıntı var mı? Evet. Şunları içeriye alıyorum biraz. Çok dışarı taşmışlar. Burası tamam. Şurası tamam. Okey. Bu şekilde çıkıyorum vertex moddan. Şimdi artık bunu convert edebilirim. Şurası biraz kalın olmuş sanki. Hemen vertex moda geçip ne yapıyorum? Burayı biraz inceltiyorum şu şekilde. Evet. Şimdi daha düzgün oldu. Şimdi nesnem seçili sağ tuş yapıp üzerinde convert to, convert to attable poly komutunu veriyorum. Y pozitifte kaldırarak da bana yaklaştırıyorum biraz. Şuradan rengini değiştirebiliriz bunun. Ne yapıyorum mesela? Görünsün diye şöyle bir renk yapıyorum. Şimdi artık vertex moda geçip karşılıklı vertexleri seçiyorum ve Shift 2 yapıyorum yine. Bakın seçip Shift 2 yapıyorum. Şunu şuna bağlıyorum. Bunu da. Belki şu ikisini birbirine bağlayabiliriz. O kalsın. Şunu şuna bağlıyorum. Bunu buna bağlıyorum. Şunu da şunu birbirine bağlıyorum. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu kontrol basılı buna bağlıyorum. Bunu yine buna bağlıyorum. Boşta vertexlerimiz kaldı. Ne yapacağız onları? Öncelikle şuraya bir düzen çekelim. Yine move aracımla mesela şu vertexi seçip içe doğru alıyorum. Daha sonra şu vertexi ne yapıyorum? Yukarı doğru taşıyorum. Şu verteximi yine şunun karşısına koyuyorum. Şurada bir vertex sıkıntım var. Şu vertexi ne yapabilirim? Edge moda geçip şurayı seçip ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Edge moda geçtim. Ctrl Backspace ile orayı sildim. Daha sonra kat aracımı alıyorum. Alt C ile şuraya ve buraya bir yeni edge koyuyorum. Tekrar vertex moda geçiyorum. Sağ tuş yapıp çıkıyorum işlemden. Bakın şöyle ne yaptım? Bir parça getirdim. Şuraya koydum. Okey. Bu da böyle olsun. Şurada bir boşta vertexim var. Yine Alt C ile kat aracını aktif ediyorum. Bir kez dokunuyorum. Götürüp şuraya bağlıyorum. Sağ tuş yapıp çıkıyorum. Şurada da yapacağım. Kat aracıyla dokundum. Götürdüm. Bağladım. Sağ tuş yaptım. Kat aracıyla götürdüm. Dokundum. Bağladım. Sağ tuş yaptım. Şimdi tekrar sağ tuş yaparak kattan çıktım. Şunu mesela şöyle taşıyalım. Şunu ne yapalım? Şunun karşısına denk getirelim. Bunu ne yapalım? Bayağı bir aşağıya çekelim. Çünkü çok yukarıda olmuş. Ve biraz da şöyle dışa doğru itebiliriz.
Şöyle biraz daha aşağıya taşıyorum bunu. Şunları seçip şöyle, pardon. Şunu biraz daha içe doğru itiyorum. Şu şekilde bakın. Burada yuvarlak bir şey oluşsun diye, parça oluşsun diye yuvarlak bir görüntü. Onu temin etmeye çalışıyorum şu an. Dolayısıyla ne yapabilirim? Şunu biraz daha şöyle çekebilirim. Onun yerine şunu alıp orayı kurtarabilirim. Evet. Neticede böyle bir düzenleme işlemi yaptık. Herhangi bir verteximiz boşta kaldı mı? Hayır. Hiçbir sıkıntı yok. Şunu belki biraz daha aşağıya alabiliriz. Tabi bu düzenleme aşaması, yani burada siz nesnenin formuyla ilgili bir sıkıntı görüyorsanız bunları düzeltebilirsiniz. Okey. Çıkıyorum vertex moddan. Şimdi buna simetri uygulayacağım için bunun hiyerarşi paneline geçerek pivot noktasını değiştireceğim. Geçiyorum hiyerarşi paneline. Effect Pivot Only Centered Object komutu vererek önce merkeze alıyorum. Daha sonra götürüp şöyle uca taşıyorum. Çünkü bu ucudan itibaren simetri uygulanmasını istiyorum. Şimdi buradan Modify sekmesine geçiyorum. Modify List, S-Y, simetri bulunca Enter yapıyorum. Şimdi Flip komutunu verip ters çevireceğim. Ancak şuralar birleşmedi galiba. Birleşmiş mi? Birleşmeyen yer varsa Threshold'lerini artırarak da bu işlemi yapabiliriz. Şimdi öncelikle nesnemizi Isolate Selection Toggle ya da Alt-Q ile izolasyon moda sokalım. P'ye basıp perspektife geçelim. Z ile de nesnemize zoom yapalım. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde nesnemizin formunu ortaya çıkarttık. T'ye basıp tap'a geçiyorum. Şurada yuvarlak olması için bir düzenleme yapacağım. Ancak edit poly inince simetri kayboldu. Ne yapıyorduk? Show end result komutunu veriyorduk. Şimdi cage'i de kapatalım şuradan. Vertex moda geçelim. Şurada belki şöyle yuvarlak bir şey oluşturabiliriz. Parça. Bunun için ne yapıyorum? Buraları şöyle düzeltmeye çalışıyorum. Bakın yuvarlak bir görüntü oluşması için. Okey. Bu yeterli aslında. Evet, burada da hiçbir sıkıntı yok. Şu vertex'i biraz daha ortaya indirebilirim. Belki şu araya bir edge atabilirim. Şuraya bir edge atıp connect komutu verdim. Bakın burada simetri olduğu için oraya hiç dokunmuyorum. Ben burayla ilgileniyorum. Bakın şurayı belki şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın yuvarlanıyor. Ben böyle yeni edge'leri koyup taşıyınca bakın biraz daha yuvarlak bir görüntü oluşturduk. Tamam. Bu işlem bu kadar. Tekrar ne yapıyorum? Vertex'ten çıkıp simetriye geçiyorum. Artık işlemin bittiği için sağ tuş yapıp convert to edit poly komutuyla poly'e tekrar convert ediyorum. P'ye basıp perspektife geçtim, Z'ye basıp zoom yaptım. Şimdi buna modify list SH'ye basıp shell uygulayacağım. Shell değerim adremandum 7, segmentim 2. Okey. Tekrar modify list T'ye basıp turbo smooth uyguluyorum. Burada iteration değerini 3 yapıyorum. Ve T'ye basıp kontrol ediyorum. Şura biraz yuvarlak olmasını istiyordum ancak hala yuvarlak değil. Ne yapıyorum? Turbo Smooth ve Shell'i kapatıp Vertex Mode'a geçiyorum. Şunu biraz aşağıya indirebilirim. Şunları Scale ile ne yapabilirim? X ekseninde biraz daha açabilirim. Ve Move ile biraz aşağıya çekebilirim. Şu şekilde. Şunları da biraz daha aşağıya alıp ne yapabilirim? Scale ile içe doğru, pardon, dışa doğru şişirebilirim ki yuvarlak bir görüntü olsun orada. Okey. Tekrar kontrol ediyorum. Tamam, şimdi bakın daha güzel oldu. Bu işlemim de tamam. Düzeltme işlemini yaptıktan sonra nesnemi seçip P'ye basıp perspektife geçiyorum. Z ile zoom yapıyorum. Şimdi bunun aslında şuralarında yanlarda bir çukur var. Onu yapalım isterseniz. Öncelikle kontrol V yaparak bir kopyasını alalım. Buna Kulp 3 diyelim. Tür olarak copy'yi seçtim. Okey. H tuşuna bastım. Kulp 3'ü seçtim. Çıftıklayarak sağ tuş Hide Selection komutu ile gizledim. Şimdi elimde bu kaldı. Şimdi onu sağ tuş yapıp Convert kısmından Convert Editable Poly komutu ile Convert ediyorum. Materyal atalım. Materyal editöre geçiyorum. Buradan Materyal editöre tıklayarak şu materyale çıftıklayıp Assign komutu ile üzerine gönderiyorum. Daha sonra renk kutusundan rengini siyah yapıp Okey diyorum. Tamam. F4 ilacılarımızı açalım. Evet, şöyle görünüyor. Şimdi nesnem seçili.
Shift aracını alıyorum. Mirror'ı kapatıyorum. Daha sonra şuralarda birer şey oluşturacağım. Çukurluk. Çünkü orijinalde buralarda bir çukurluk var şuralarda. Bakın şöyle hafif aşağıya doğru. Ne yapıyorum? İtiyorum. Fırçam biraz küçültebilirim. Kontrol tuşuna basıp. Bir çukur şurada var benim gördüğüm. Tam şurada aslında. Bakın tam şurada bir tane. Bir tane de tam şurada. Çukurluğumuz var. Tamam, sağ tuş yapıyorum ve işlemi sonlandırıyorum. F4 ile ejderimi gizliyorum. Evet, ortalama böyle bir şey. Parçam zaten. Şuraya ne yapabiliriz? Nesnemizi seçip buradan Relax Soften ile Strange değerimizi de düşürüp bu sert kısımda zaten burada gözükmeyecek ama ne yapabiliriz? Buraları düzeltebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi üstü hala aynı ancak altını düzeltmiş olduk. Tamam. İşlemi bitirdim. Şimdi buradan Isolate Selection butonuna tıklayarak izolasyon moddan çıkıyorum. Nesnemi seçip Alt-X ile X-View görüntüsünden çıktım. F4 ile ejderimi görüntülüyorum. Bakın nesnemi seçtim, götürüyorum. Ne yapıyorum? Şuraya koyacağım. Tam ortasına. T'ye bastım, tapa geçtim. Biraz şöyle ortalıyorum. Bakın şu zaten şu çizgi Perspective View Grid'in çizgisi. Onu takip edersem Gizmom'un da şu Y ekseninin çizgisini takip edersem ortasını bulurum. Evet. Ortası buraymış. Şimdi P'ye basıp perspektife geçtim. Z'ye basıp zoom yaptım. Biraz içeriye doğru gömeceğim. Alt tuşun basılı Z negatifte aşağı doğru sol tuşla ne yapıyorum? Bakın indirince aşağı içeri giriyor. Alt tuşuna basılı şu an parmağım. Şimdi mesela şöyle bu şekilde bırakıyorum. Okey. Böylece ne yapmış olduk? Artık ikinci parçamızı da yaratmış olduk. Şu plane'i seçiyorum. Sağ tuş yapıp Hide Selection ile gizliyorum. Böylece sahnede sadece iki parçam kalmış oluyor. F4 ile ejderimi gizlersem bakın gayet güzel ve düzgün bir şekilde kulplarımızı çıkartmış olduk. Şimdi son bir parça var. Şu ortada onu yapalım. Bunun için şu parçayı seçiyorum. İkinci parçayı izolasyon moda sokuyorum. Alt Q ile T basıp tapa geçiyorum. Ve şuradan Create Geometri altına geliyorum. Standart kısmından Extended Primitive seçeneğini seçiyorum. Chamfer Cycle'ı seçiyorum. Chamfer Cycle'ı hızlıca bir parça yaratalım buraya. Şöyle bunu referans alarak yapalım. Şurada mesela şu ebatta olabilir. Bıraktım. İkinci hareketle boyunu ayarlıyorum. Üçüncü hareketle fillet değerini ayarlıyorum bakın. Mesela şöyle olsun. Tamam. Sağ tuş yapıp çıkıyorum. Şimdi P'ye basıp perspektife geçtim. Bunu ne yapacağım? Şuradan fillet değeriyle biraz kenarlarını daha yumuşatıyorum. Şuradaki fillet segmentle de yuvarlıyorum. Başka bir şey yapmayacağım aslında. Side ile uğraşmaya gerek yok. Sağ tuş yapıp convert kısmından editable poly'e convert ediyorum. Buradan scale aracımı alıyorum. Z'de negatifte aşağı doğru scale ediyorum parçayı. Son olarak Use Norm Subdivision. Bakalım bir tane yeterli mi? Biraz daha yumuşak olabilir belki. Biraz daha şöyle bastıralım aşağıya doğru. Tamam. Şimdi parçamı tutuyorum. Ne yapacağım? Şöyle yukarıya taşıyıp üstüne götürüyorum. T'ye basıp tapa geçiyorum. Bakın şurada duracak bu parça. Şöyle bir şey yapabilirim. Bunun ortasını bulmak için parçam seçili. Buradan Align araçlarından Quick Align'ı seçip bir kez parçaya dokunuyorum. Ve daha sonra ortasını bulduğum için Y negatifte şöyle şuraya getirip bırakıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle biraz çıkabilir. Hemen Material Editor'a geçip materyalime çift tıklayıp Assign komutu ile üzerine gönderiyorum. Daha sonra çıkıyorum. İzolasyon moddan. P'ye basıyorum ve Z'ye basıyorum. Biraz belki içeri alabiliriz bu parçayı. Kenarlar belki biraz daha yumuşak olabilir. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Buradan Use Norms'ı kapattım. Edge moda geçtim. Çift tıklıyorum. Şuralardan mesela birer Edge seçiyorum. Control. Backspace ile siliyorum. Sonra şu edge'i komple çift tıklayarak seçtim. Chamfer yanındaki selection tuşuna bastım. Burada belki şöyle bir segment ekleyebiliriz. Okey. Alt taraf önemli değil. Zaten gözükmeyecek. Şimdi use norms dediğimde biraz daha yumuşak bir yüzey elde ettiğimi görüyorum. Şu içeridekini silelim. Control Backspace.
Şunu da silelim. Ortadaki edge'i. Control backspace. Şimdi use norms komutunu verelim. Edge moddan çıkıp. Evet, böyle daha güzel oldu. Scale ile ne yapıyorum? Yine aşağı doğru bastırıyorum ve şöyle içe doğru alıyorum parçamı. Buna da tutamaç diyelim. Çünkü bu iki parçayı tutuyor. Buna kulp yazalım. Zaten bu da şişemiz. Yani kutu diyelim. Okey. Böylece bu işlemlerin hepsini tamamlamış olduk. Bakın artık gayet gerçekçi bir şekilde parçamızı oluşturduk. Ve son olarak save yapmayı unutmayalım. Diğer bölümde modelimizi biraz deforme edeceğiz. O bölümde görüşmek üzere. Bu bölümde modelimi deformasyona uğratarak ona realistik bir görüntü kazandırmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle pencere seçimiyle modelimi komple seçip Shift basılı sol tuş ile bir kopyasını gridin ortasına alıp tır olarak copy seçiyorum. Buna isim verelim. Deforme diyelim örneğin. Daha sonra OK tuşuna basıyorum. Şimdi burada deformasyonu Shift aracıyla vereceğim. Shift'in çalışabilmesi için ne olması gerekiyor? Birincisi bunun şu Turbo Smooth'un olmaması gerekiyor. İkincisi yeterli düzeyde segment olması gerekiyor. Bunun için nesnem seçili Edge moda geçtim. Şu hareketle bütün Edge'leri seçtim. Bakın pencere seçimiyle. Ya da buradan bir Edge seçip Ring komutu verirsek aynı işlemi yapmış oluruz zaten. Daha sonra Connect yanındaki setting tuşuna basıyorum. Buraya örneğin 34 yazalım, hiç uğraşmayalım. 34 segment ekliyorum. Onaylıyorum. Evet, artık bu parçayı deforme edebilirim. Yeterli düzeyde segmentim var çünkü. Şimdi Shift aracına tıklıyorum ve alıyorum. Shift'in iki tane ayarı vardı hatırlarsınız. Birincisi brush'ın ayarı, ikincisi brush'ın sertlik ayarı. Dışarıdaki brush'ta, içerideki de brush'ın sertlik durumunu kontrol ediyordu. Şimdi dışarıdaki değerim örneğin 135 olsun. İçerideki falloff değerinde örneğin şöyle 48 olsun. Dışarıdakini biraz daha büyütebiliriz. Şimdi ne yapacağım? Sol tuş ile modele şöyle görmüş olduğunuz gibi girişler yapacağım iterek. Tamam. Çeşitli yerlerine şöyle gelişi güzel tamamen rastgele yerlerine ne yapıyorum? Girişler yapıyorum. İçe doğru itiyorum yani parçayı. Ve görmüş olduğunuz gibi şöyle bir deformasyon elde etmiş olduk. Şimdi tabii ki gerçekte buralar böyle çok yumuşak bükülmez. Nasıl? Serttir. Dolayısıyla ne yapacağım? Bu sertliği elde etmek için Shift basılı falloff değerimi biraz artırıyorum. Full strength değerimi tabii. Ne yapıyorum şimdi buraları? Ne yapıyorum? Birbirine yaklaştırıyorum bakın. Şu segmentleri. Ne yaptım? Bakın iki segmenti birbirine yaklaştırdım. Çünkü buradaki deformasyonu devam ettiriyorum. Segmentleri birbirine yaklaştırıp sertlik oluşturarak. Bakın şurada da bir deformasyon var. Ne yapıyorum? Segmentleri birbirine yaklaştırıyorum. Ki oralar sert çıksın. Gördünüz mü? Bakın şu arada bir sertlik oluşturdum. Aynı şey şurada da geçerli. Burada da aynı işlemi yapabiliriz. Bakın şurada bir yumuşak geçiş var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle yumuşak gelmiş. Ne yapıyorum? Yukarıdan ve aşağıdan bastırarak orayı bakın sertlik yaratıyorum. Mantığı görün diye yaptım bunu. Burası şöyle kalsa da olur. Tamam. Ya yani mantığı anlayın diye tabii ki mantık görülmez anlaşılır. Şimdi şurada da yine aynı işlemi yapacağım. Kenarlardan bastırıyorum. Sertlik oluşsun diye. Sivri bir hat oluşsun diye. Şurada da aynı işlemi yapabilirim. Bakın ne yapıyorum? Buraları sertleştiriyorum. Yani netice itibariyle şöyle bir parça elde etmiş olduk. Şuralarda da yapabiliriz. Aynı işlemleri çok önemli değil. Artık yani bu kadar yeter. Gördüğünüz gibi sert bir bükülme etkisi elde etmiş olduk. Şimdi sağ tuş yaparak işlemden çıkıyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Modify List TU'ya basıp Turbo Smooth uyguluyorum. Iteration değerini örneğin 2 yapıyorum. Bakın iteration değerini 2 yapınca ne oldu? Buralar gayet dikkat ederseniz çok sert ve yumuşak bir şekilde bakın gerçeğine benzedi. Okey. İlk parçam böyle olsun. Bu tamam. Seçiyorum pencere seçimiyle. Group. Deforme 1 diyelim buna. Okey. Şuraya koyuyorum. Şimdi devam edeceğim. Yine pencere seçimiyle modeli seçtim. Shift basılı bir kopyasını alıp şuraya koydum. Yine tür olarak copy seçtim. Buna da isim verelim. Ne diyelim buna da? Basık diyelim. Turbo Smooth'u yine silebiliriz. Hatta Turbo Smooth kalsın bu durumda.
Bunu da tepeden aşağı doğru bastıralım. Bunun için yine neye ihtiyacı var bu nesnenin? Yeterli düzeyde segmente. Bu segmenti temin etmek için öncelikle Edge mode'a geçiyorum. Şu hareketle bütün edge'leri seçip yine buraya segment ekliyorum. Örneğin 10 segment ekleyelim yeter. Şimdi yukarıdaki turbo smooth'u açıyorum. Tabii onun değerini sağ tuşla sıfırlayıp 1 yapıyorum. Aktif ediyorum. Use Align Display seçeneğini kaldırıyorum. Evet, bu bize yeterli şu aşamada. Tabii Shift uygulanabilmesi için tekrar bunun poly'e konvertlenmiş olması lazım. Bunun için sağ tuş yapıyorum. Convert kısmından Convert to Editable Poly komutunu veriyorum. Tamam. Şimdi şu yukarıdaki parçayı buna attach edeceğim. Bunun için büyük parçayı seçtim. Attach komutunu verdim. Yukarıdaki parçaya dokundum ve şu parçaya dokundum. Çıkıyorum attach'ten. Bu işlemim de tamam. Okey. Şimdi F tuşuna basıp front'a geçiyorum. Çünkü bunu front'ta yapacağım bu işlemi. Shift aracını alıyorum. Bakın, burası çok önemli. Fırçamı büyütüyorum. Örneğin 176 olsun. Falloff değerimi de büyütüyorum. Örneğin 89 olsun. Bakın. Falloff'u iki şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi eğer şu ucu şu an bakın Falloff'un şu ucu nesneye temas ediyor. İttiğimde sadece ucunun değdiği yere etkileniyor bu işlemden. Ancak şöyle bir şey yaparsam Falloff'un içerisinde bir alan alıp itersem ne yapıyor? Alanla birlikte itiyor orayı. Tamam, bu şekilde kullanacağım ben fırçamı. Biraz daha büyütüyorum şöyle. Şimdi bakın ucuyla itiyorum. Daha sonra şuradan itiyorum bakın. İçine alarak itiyorum. Aynı şekilde yukarıdan da bu işlemi yapacağım. Bakın ucuyla indiriyorum, düzeltiyorum ucularını. Daha sonra ne yapıyorum? İçine alarak indiriyorum. Ucuyla düzeltiyorum ağzını. Burada da aynı işlemi yapabilirim. Bakın ucuyla ağzını düzeltiyorum. Daha sonra şöyle içe doğru götürüyorum. Evet, bu şekilde ne yapıyoruz? Deformasyon işlemini tamamlamış oluyoruz. Sağ tuş yapıp çıkıyorum. Evet, yani şöyle bir bükme etkisi elde etmişiz parçamız üzerinde. Tamam. Artık bunda ne yapabiliriz? Şöyle F'e basıp aynı hızda yanına koyabiliriz. Böylece 3 adet parça elde ettim. Şunu tabii ki şöyle rotate edebilirim. Her iki ucu birden yere temas etsin diye. Evet, şu şekilde. Okey. Böylece bir tane düzgün, bir tane yanlardan bükülmüş bir parça, bir tane de tam ezilmiş bir parça. Bunu tabii ki siz biraz daha geliştirip düzeltebilirsiniz. Fırçanın nasıl kullanıldığını gördünüz zaten. Ben gelişigüzel yaptığım için pek bükülmüşe benzemedi. Çoğu alanı içeride kaldı. Çok önemli de değil. Bunu işte dediğim gibi fırçayla çalışa çalışa kendiniz düzeltebilirsiniz. Okey. Böylece deformasyon işlemlerinde nasıl yapılacağını öğrenmiş olduk. Bir sonraki bölümde sahnemizi render'a hazır hale getireceğiz. Bu bölümde sahne kurulumu gerçekleştirerek nesnelerimizin render'ını alacağız. Bunun için öncelikle sahneyi kurmamız gerekiyor. Sahneyi kurmak için T'ye basıp tab'a geçiyorum. Şöyle nesnelerimi görüyorum tepeden. Tamam. Öncelikle Create, Geometry ve buradan Plane butonuna tıklıyorum. Ve şöyle bir sahnede plane yaratıyorum. Okey. P'ye basıp perspektife geçiyorum. Sağ tuş yapıp create işleminden çıkarıyorum mouse'umu. Şöyle götürüp şuraya bırakabilirim. Belki burada duruyordur. Okey. Şimdi modifi sekmesine geçiyorum. Length ve width segmenti 1-1 yapıp sağ tuş yapıyorum. Convert kısmından poly'e convertliyorum. Edge mode'a geçip şu kısmı seçiyorum. Belki biraz da uzatabiliriz. Şu kısmı seçiyorum. Şöyle uzatıyorum. Bu kısmı seçip böyle uzatıyorum. Yanlara doğru biraz uzatıyorum yani parçaları. Sahnemi. Okey. Şimdi şu edge'i seçtim. Arkadaki edge'i shift basılı yukarı doğru taşıdım. Tekrar shift basılı şöyle Y'de öne doğru itiyorum. Şöyle bir sahne yapmak istiyorum. Asıl amacım bu. Aşağı kısmında tutup şöyle sürükleyerek öne doğru çekerek uzatabiliriz. Şimdi şu ortadaki edge'i seçip chamfer yanındaki sering tuşuna basıyorum. Ve buradan amount değerini artırıyorum. Örneğin şuraya kadar geldikten sonra segment değerimi artırıyorum. Ve onaylıyorum. Tamam. Burada yumuşak bir görüntü elde ettik zaten. Fazlasına gerek yok. Şimdi buna isim verelim. Zemin diyelim örneğin. Daha sonra material editör'e geçelim. Burada yeni bir zemin için yeni bir materyal alıyorum. Standart. Sahneye bırakıyorum. Çift tıklıyorum.
Zemin seçili üzerine gönderiyorum. Bu tamam. Kapatıyorum. Şimdi şu nesnelerimin materyallerini hazırlayacağım. Bunun için öncelikle şu nesnemi seçiyorum. Tamam. Bu nesnemi de gruplu. Tamam. Şu nesnemi de gruplayacağım. Seçtim. Parçalarını seçiyorum. Kontrol basılı. Daha sonra buna da grup diyeceğim. Normal diyelim. Okey. Şimdi kontrol basılı bütün nesneleri seçtim. Bütün parçaları. Materyal hazırlayacağım bunlara. Materyal editöre gidiyorum. Öncelikle F10 tuşuyla Render Setup kısmına giriyorum. Ya da buradaki toolbar'da Render Setup butonuna tıklıyorum. Sahnede render motoru olarak Assign Renderer kısmından Browse tuşuna basıp listeden örneğin Default Sign olduğunu düşünelim. Browse tuşuna tıklıyorum. Listeden Nvidia Mental Ray seçeneğini seçip OK komutunu veriyorum. Ve kapatıyorum. Artık sahnede Mental Ray render motoru mevcut. Şimdi burada Material altında Mental Ray başlığı altındaki Arch and Design adlı materyali sürükleyip sahneye bırakıyorum. Çift tıklıyorum. İstersek bu sahneye bu materyali gönderebiliriz ya da bunlar için metal bir materyal bulalım. Hazır uğraşmayalım. Bunun için listeye bakıyorum şöyle. Autodesk metal var mesela bir tane. Onu sürükleyip sahneye bırakıyorum. Çift tıklıyorum. İsim veriyorum kutu kola diye. Sahnede objelerim seçili zaten. Assign Material ile üzerlerine gönderiyorum bu materyali. Bu da tamam. Çıkıyorum şimdi. Materyallerimizi de hazırladık. Şimdi bunların şu üç parçayı seçiyorum. Sahneye zemine temas işlemini halletmek için. Örneğin şuradan bakıyorum şöyle. Negatife doğru indiriyorum Z'de. Bakın şu parça D'di. Mesela önce şu parçayı seçiyorum. Z'de ne yapıyorum? Yukarı doğru. Bakın aşağıda. Şuradan pozitifte yukarı doğru götürüyorum. Hafif değmesi kafi. Şimdi şu parçayı seçtim. Bu da hafif değsin yeter. Diğer parçayı seçtim. Bu da hafif değsin yeter. Yukarı doğru taşıyorum. Okey. Şimdi şundan bir tane daha kopya alacağım. Tuttum shift basılı kopya aldım. Sürükledim. Tur olarak copy isim. Yatay diyelim. Okey. Şimdi rotate aracımı aldım. Buradan angle snap toggle'ımı açıyorum. Kısa yolu A'dır. Daha sonra bunu ne yapıyorum? Şöyle 90 derece çeviriyorum. Ve indiriyorum. Move ile ne yapıyorum? Zemine temas ettiriyorum. Daha sonra şöyle çeviriyorum. Örneğin ağzı bize baksın. Şimdi şunu ve şunu şöyle alıyorum kenara. Ve şunu tutuyorum. Shift basılı bir kopyasını alıyorum. Buraya bırakıyorum. Bir tane burada dursun maksat. Bunda mirror ile arkası bize baksın. Yani X seçili. Tamam, okey. Rotate ile de yapabiliriz zaten aynı işlemi. Şöyle çeviriyorum. Pardon. Tekrar çeviriyorum. Şu arka kısmını göstereceğim mesela izleyiciye. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bunu da şöyle yanına koyuyorum. Bir tane ön, bir tane arka. Şimdi bunları ne yapacağım? Z'de taşıyorum. Hafif değsin zemini. Kafi zaten. Bakın taşıyorum. Okey. Şimdi şu parçayı seçip yaklaştırıyorum. Şöyle grid'e doğru. Üçünü. Şimdi sahnemize kamera ekleyebiliriz. Tamam. T'ye basıp tap'a geçiyorum. Wireframe'e geçiyorum. Görüntüleme modlarından. Daha sonra kamera alıyorum bir tane. Create camera altından. Standart bir kamera. Buradan da target'a tıklıyorum. Target kameramı alıyorum. Şöyle parçalara şu çaprazdan bakacak şekilde kameramı ilk hareketle kameramı iyileştirip ikinci hareketle sol sürükleyerek sol tuşun basılı target'ını bu nesnelerin şöyle arkasına bırakıyorum. Tamam. Perspektife basıp perspektife geçebiliriz. P'ye basıp. Tekrar shade'e de geçtim. C'ye bastım. Kamerama geçtim. Şöyle hemen panele kameramı biraz havaya kaldırıyorum. Şöyle daha sonra örneğin dolly camera ile yaklaşabiliriz. Panelimi daralt. Şöyle genişletiyorum. Çok dar. Shift F ile neyi görüntülüyorum? Save frame'i. Tamam, bizim için böyle olması bir şey ifade etmiyor şu aşamada. Ancak dilersek bunu geniş ekran yapabiliriz. Bunun için Render Setup'a giriyorum. Kısa yolu F10'dur. Common sekmesindeyken Output kısmına geliyorum. Bakın Output Size'dan HD seçiyorum mesela. Şuradan HD. Bakın direkt 16'ya 9 oldu. Okey. Bu işlemi de tamam. Kapatıyorum. Kameram da böyle baksın. Sıkıntı yok. Shift F ile
Kapatıyorum save frame'i. Çünkü zaten kurtarıyor şu şekilde. Render edilecek alan bu. Shift F ile kapatıyorum save frame'i. F'ye basıp perspektife geçiyorum. Kameradan çıkıyorum. Bir de saniye ışık ekleyeceğim. Dolayısıyla F'ye basıp F'e geçtim. Ne yapıyorum? Mental render motoru var sahnede. Dolayısıyla Create Light standarttan neyi seçiyorum? Örneğin Mental Ray Area Spot'u seçiyorum. Şuradan getirip şöyle ışığı sahneye bırakıyorum. Sağ tuş yapıp çıkıyorum. P'ye basıp perspektife geçiyorum. Shaded'ı Realist'e alıyorum. Işığın etkisini görebilmek için. Şöyle ışığımı biraz daha çekebilirim. Belki şöyle vuruyordur. Gölgeler biraz arkaya, hafif arkaya düşsün istiyorum şöyle çünkü. Tamam. C'ye basıyorum, kameraya geçiyorum. H tuşuna basıp Mental Area Light seçiyorum. Modifi sekmesine geçiyorum. Burada ışık ile ilgili gölgelerim açık mı onu kontrol ediyorum. Evet açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam, bu şekilde sahnemizi render edelim bakalım. Şimdi buradaki Render Production butonuna tıklıyorum. Render motorum Mental Ray'di. Dolayısıyla sahnenin render etmesini bekliyorum Mental Ray'in. Continue diyorum şu aşamada buna. Map işlemiyle ilgili bir sıkıntı olduğundan bahsediyor. Şu an önemli değil bu. Evet, hemen buradan cancel diyorum işleme. Şöyle biraz sahneyi Shift F ile save frame açalım. Şunun gözükmesini istemiyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Işığımı biraz daha çevireceğim. Yani şöyle yapacağım. Bakın şöyle ışığımı götürdüğümde ne yapmış oluyor? Oradaki gölgeyi ortadan kaybetmiş oluyorum. Aslında ışığın şuradan hotspot şeylerini değiştirerek de genişletebiliriz. Şu şekilde hotspot beam değerini artırarak o karartıyı ortadan kaldırabiliriz. Shift F ile save frame'i görüntülüyorum. Okey, render production butonuna tıklıyorum. Şuradaki karartı gitsin diye yaptım bu işlemi. Buna okey diyelim. Şu an UV ile ilgili bir işlemimiz yok çünkü. Evet, orayı ortadan kaldırdık. Mental Ray'imiz ile yaratmış olduğumuz kutuları render ediyoruz. Kola tenekelerini. Görmüş olduğunuz gibi göndermiş olduğumuz materyal neydi? Mental Ray Metal adlı materyaldi. Bakın tamamen gerçekçi, güzel bir metal materyali oluşmuş sahnemde. Evet, sahnemin render edilmesini bekliyorum. Okey, şimdi cancel yapalım. Şu değerleri biraz düşürelim render süresi kısalsın diye. Örneğin gölgelerin çok kaliteli olmasının anlamı yok. Mesela medium'a getirelim. Final getter yüksek olsun, mesela low'a getirelim. Reflection biraz düşürebiliriz. Refraction kırılma, sahnede kırılma olmadığı için düşürelim. Herhangi bir kırılma yok çünkü cam malzememiz yok. Dolayısıyla ona ihtiyacımız yok. Hatta komple de kapatabiliriz. Evet, şurada final getter bounce yani sıçrama değerini, ışıkların çarpıp sıçrama değerini 2 yapalım. Evet, şu haldeyken son kez render edelim sahnemizi. Ve nasıl bir neticeyle karşılaşacağız görelim. Continue diyelim buna. Evet, dikkat ederseniz buradaki final getter bounce'u 2 yaptığımda burada karanlık olan bölgelerde ne olmuş oldu? Daha çok aydınlanmış oldu. Bakın gölgeler bile direkt değişti. Az önce çok siyahlardı. Şimdi burada ışık sıçradığı için bu siyah bölgeleri de hafif ışıttığı için ne oldu? Gölgeler de rengi gerçek gölge rengine döndü. Yani biraz aydınlık bir gölge. Işık değeri biraz daha düşük bir alan. Evet, burada videoyu donduracağım. Daha sonra devam edeceğim. Evet, şu an son aşamadayız. Yani sahnemiz artık render ediliyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet render'da güzel çıktı. Nesnemiz, materyalimiz, daha sonra ışıklarımız, gölgemiz. Bu arada dikkat ederseniz kutumuz gayet gerçekçi ve güzel duruyor. Modellemesi gayet başarılı, temiz. Bekliyoruz render'in bitmesini. Çok az bir zaman kaldı zaten. Render eğitimini daha sonra ayrı bir eğitim olarak zaten alacaksınız. Daha detaylı render eğitimlerini sitemizde yine bulacaksınız videomda. Dolayısıyla bu aşamada render ile ilgili çok bir şey bilmeniz gerekmiyor. Zaten bu eğitim bir modelleme eğitimi. Dolayısıyla burada sadece modelleme tekniklerini
En iyi şekilde kavramanız sizin için yeterli olacaktır bu aşamada. Evet. Böylece çok az bir süre render'ımız kaldı. Render süremiz. Buradan kontrol edebilirsiniz paneli genişleterek. Şu an mesela %79'unu render etmişiz sahnemizin. Zaten şu parçalar render edildikten sonra hızlı bir şekilde gidecek buradaki çöp. Buradaki bar. Evet, render'ımız neredeyse bitti. Böylece render'ımızı tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi, dediğim gibi şöyle zoom yaparsak tenekemiz, kutu tenekemiz, kola tenekemiz diyelim. Kutu tenekemiz biraz garip oldu. Kola tenekemiz gayet düzgün hatlara sahip. Bakın altı yine gerçek kola kutuları gibi dışa doğru bombeli ve yuvarlak. Burası yine gerçek hattaki gibi sivri. Belki biraz daha yumuşak olabilirdi. Okey. Şuraya yoğunlaşıyorum. Bakın gayet güzel ve temiz, düzgün çıkmış. Tabi bunlar render ile alakalı bir durum. Şuradaki noise etkisi. Render'ın değerlerini artırırsak ne olacaktır? Daha pürüzsüz bir render elde etmiş olacağız. Yoksa buralar gayet temiz ve güzel çıkmış. Bakın şuradaki çukurları bile gösteriyor bize program. Buralar gerçek hayatta da aynı bu şekilde mevcut. Evet, böylece bu modelleme eğitimini de tamamlamış olduk. Başka projelerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu eğitimde sahneye referans görsel alarak sahneyi çizime uygun hale getirdik. Daha sonra kesit alarak model çıkartma yöntemini öğrendik. Modelimize yüksek detaylar eklemek için hangi yöntemleri kullanmalı, hangi yolları izlemeliyiz bunları öğrendik. Bu eğitimde modeli yaratırken gözlem gücümüzün %90'ını kullandık. Daha sonra modeli gerçekçilik kazandırmak için onu deforme etmeyi öğrendik. Modelimize gerçekçi bir görüntü kazandırmak için Mental Ray'de materyal hazırlayıp modelimize göndermeyi öğrendik. Son olarak sahne kurulumu için ışık ve kamera yaratmayı ve sahnemizi render etmeyi öğrendik. Bana katıldığınız için teşekkür eder, videomu ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.